Ne kadar yapabiliyorsak, ne yapabiliyorsak şu anda onlar sıkıntıda. Dün biz sıkıntıdaydık. Çanakkale'ye 6.000 tane Müslüman geldi. Çok daha fazlası geldi de 6.000 tanesi şehit oldu. Çanakkale'de en çok şehidi veren kim? Çanakkale'de en çok şehidi veren belde neresi? Halep. 6.000 şehit. 6.000. 6.000 şehit vermiş Halep. Halep'teki Müslümanın ne işi var Çanakkale'de? Ümmet bilinci. Osmanlı yıkılırsa yarın bana gelecekler. Adam bunu biliyor. Bildiği için ne yapıyor? Halep'ten kalkmış, hanımını, çocuğunu bırakmış, gelmiş Çanakkale'de savaşmış. Şehitliğe gittiğimizde göreceksiniz. 6.000 mezar var, üstünde Halep yazıyor. Üsküp yazıyor, Prizren yazıyor. Anadolu'nun çeşitli yerlerinden isimler var. Kastamonu var mesela, en çok Kastamonu. En çok şehit veren Anadolu ili neresi? Kastamonu. Ama Halep ondan bile fazla. Hani diyorlar ya bize, sizin ne işiniz var Halep'te ya? Bize ne Halep'ten kardeşim? Halep'teki adamın ne işi vardı Çanakkale'de? Bu adam kanıyla canıyla geldi bizim için. Allah için şehit oldu. Cihat yaptı. O buraya geldiyse ben de oraya giderim. Ordumuz da Allah'ın izniyle kuzeyden güneye doğru gidiyor şimdi. Yavaş yavaş temizlik yapacağız. PKK, PYD, DAEŞ, IŞİD, Nusra bilmem ne. Sonra alt tarafta Şia var. Şia. Hepsinden daha büyük düşman. Şia. Çünkü bizden görünüyor. Bizim gibi görünüyor. Bu en tehlikelisi. Herhangi birisi size karşı gelip de derse ki, ya biz Şiiler, Sünnilerle kardeşiz, mezhepçilik yapmayın derse, yüzüne tükürün. Yüzüne tükürün. Ümmetin kızlarına tecavüz eden o adilerin yüzüne tükürün. Yüzüne tüküremiyorsanız, karşı taraf kuvvetliyse, kalabalıksa, yüzüne tükürür gibi yapın, yere tükürün. Rahmetli Timurtaş Hocam vaazlarında söylerdi. Bir batılıyı gördüğünüz zaman, bir Amerikalıyı gördüğünüz zaman yüzüne tükürün. Hep vaazlarında bunu söylerdi. Yüzüne tüküremezseniz şayet, yüzüne tükürür gibi yapın, yere tükürün. O anlar. Mesajı anlar. Nasıl? Yıllar önce dedemle, Allah ona rahmet etsin. Amin. Tabii o zaman evde 20 kişi aynı evde oturuyoruz. Fakirlik var. Tek bir televizyon. 15-20 kişi aynı televizyonu seyrediyor. Biz çocuğuz. En sevdiğimiz filmler neydi? Kovboy filmleri. Vahşi Batı. Kovboy filmlerinden bir sahne. İki tane kovboy karşı karşıya gelir. Tam duello yapmak üzeredir. Atışma olur, konuşma olur. İkisinin de ağzında tütün vardır. Tütünü çiğnerler. Atışmalardan sonra ikisi de ne yapar? Silah atışması gelmeden önce ağızlarında tükürüğü tamamen toplarlar ve adamın yüzüne bakarak yere tükürürler. Yüzüne bakar ve yere tükürürler. İki kovboyda. Atışmadan önce, duellodan önce tükürmek vardır. Bir batılıyı gördüğünüz zaman, Müslüman katili, vampir batılıyı gördüğünüz zaman yüzüne tükürür gibi yapın, yere tükürün. Bu batılılar istese üç günde bu Halep'teki katliamı durdurur mu, durdurmaz mı? Hemen durdururlar. Ama durdurmak istemiyor çünkü Ehl-i Sünnet katlediliyor, Müslümanlar katlediliyor. Biz Şia'yla vahdet istiyoruz. Şiiler diyor ki biz Sünnilerle vahdet istiyoruz. Evladım, vampir filmlerinde bile, hiçbir vampir filminde insanlarla vampirlerin ortak olduğu, dost olduğu bir vampir filmi bile yok. Film bu ya. Senaryoyu yazarsın, dost olurlar. Öyle bir film bile yok. Vampir Şiilerle insan Sünniler, Müslüman Sünniler bir olabilir mi ya? Adam vampir. Müslüman kanıyla besleniyor. Tarihinde bir tane kafirle savaşmamış. Hep Müslümanla savaşmış. Ben bu adamla nasıl vahdet kuracağım? Sırtımdan sıkmasın diye devamlı kafam arkamda. Hain çünkü adam. Hain, İslam düşmanı. Şu halde kardeşler, ne yapabilirsek bu kardeşlerimiz için kârdır. Allah Teala bize yardım etsin. Amin. Kazancımıza bereket versin. Amin. Ki bu kardeşlerimize daha güzel kazançlar hibe edebilelim. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da.